Nazan Hanım. Ha Muazzez. Hayriye Hanım müsaitse 2 dakika bakabilir mi diyor. Hayriye Hanım nerede? Çalışma odasında. Tamam Muazzez, geliyorum. Ben inceledim. Uygundur, tamam. Buyurun Büyük Hanım, beni çağırmışsınız. Gel Nazan, gel. Azıcık hasbihal edelim seninle. Geç. Ne yaptın, bir karara varabildin mi? Hangi konuda acaba? Şu senin adam. Boşayacak mısın, boşamayacak mısın? Vallahi bilemiyorum artık. Avukat boşanmanız daha hayırlı diyor ama. Ben her şeyi biliyorum Nazan. Batırdıkları bir yana, rahmetli oğlumdan abuk sabuk projeleri için kamyon yüküyle para tırtıkladı o senin faydasız kocan. Bu son yaptıklarından sonra umarım sen de gerçekleri görmüşsündür. Ne yapalım? Geldi geçti diyeceğiz, öyle değil mi? Dert herkesin başına gelir. Para elin kiridir. Benim çatımın altında yaşayan birinin darda kalması bize yakışmaz. Bak avukatım da o yönde tavsiye ettiyse aç bir boşanma davası derim ben. Sizler de bir yerde bana oğlumun emanetisiniz. İşlerinizi yoluna koyuncaya kadar burada idare edersiniz. Ben sık boğaz etmek istemem sizi. Ama sen de iyice düşün taşın. Eğer kararın o yöndeyse masrafını hiç düşünme. Bizim avukatlar bakar sizin davaya. Sağ olun Büyük Hanım. Bir de bir şey daha var. Bu konuştuklarımızdan Candan'ın haberi olmasın. Bir de onun hezeyanlarıyla uğraşamam bu kadar işimin arasında. Allah sizden razı olsun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Çok teşekkür ederiz. Sil bakayım gözyaşlarını. Allah daha büyük dertler vermesin. Geçer gider bunlar, unutulur hep. Hocam merhabalar. Komedi ve dram alanında yetenekliyim. Eğer uygun görürseniz bir işinizi de kendimi ispatlamak isterim. Saygılar. Bana bak Nazan. Bu böyle bütün gün yayılıp duruyor. Böyle olmaz. Mandıraya girsin çalışsın. Ya kazık kadar herif oldu hala senin eline bakıyor. Vallahi girsin çalışsın bence de. Abi bir dakika, bir dakika. Benim bir işim var zaten. Ya, aktörüm ben, ne alaka mandıra? Hani nerede? Seni göremiyoruz ekranlarda. Yüzlerce dizi var, bir tanesinde figürasyon bile yapmıyorsun. Bu nasıl aktörlük, ben hiçbir şey anlamadım. Bana bak, burası senin babanın çiftliği değil. Herkes gibi çalışacaksın. Tabii tabii çalışsan. Abla sen bir iş bul ona. Anne olmaz, mandıra falan. Olmazsa işte kapı Fuat Bey. Git başının çaresine bak. Burada kalamazsın. Yok yok. Sen bir işe yerleştir abla onu. Veysel Efendi. Şu bizim Fuat Ağal yarın mandıraya götür, bir iş ver, çalışacak. Tamam Candan Hanım. Zaten depoda işçiye ihtiyaç vardı. Ben yerleştiririm onu oraya. Tamam. Ne yapıyor, ne ediyor? Her şeyden haberim olacak. Sakın bir ayrıcalık tanımayın. Peki. Peki Candan Hanım. Ay aşk olsun abla. Kahya'ya mı kaldı benim oğluma iş bulmak? Ay Nazan. Senin lise mezunu oğlunu müdür yapacak halimiz yoktu herhalde. Mandıra'da bir iş bulacak işte Kahya. Sabah erkenden hazır ol. Ya anne. Biz bunun için mi geldik buraya ya? Ya ne yapayım oğlum ya? Ben ne yapayım? Elimden gelenin en iyisi bu. Senin aklında bir çözüm geliyor mu ha? Geliyor mu bir çözüm? O babam var ya, ömrümüzü yedi bizim. İşte bu, geldiğimiz yer burası. Dilenci gibi artık önümüze ne atarlarsa yiyeceğiz. Sinir bozuldu ya. Ya tamam, tamam. Tamam sen ağlama, dur. Ağlama, bak bir yolunu buluruz. Ama var ya, ben onu göstereceğim gününü. Ona göstereceğim. Bir de var ya, abla olacak. Ya tamam, ben bulacağız bir yolunu. Çürümüş bal